Evet, şimdi koç katımını sonlandırdık. Çiftleşmeler sonlandırıldı. Bu koçlarımız koyunlarla birlikteydi. Koyunlardaki feromonlar, kokular, kızgınlıkla ilgili her türlü feromon bu koçlara sindi. Şimdi biz bu koçları katıma girmemiş koçlarla birleştirmeden önce bu koyunların koçlar üzerinde bıraktığı feromonu sıfırlamamız lazım. Bunun için çok güçlü bir deodorant kullanıyoruz. Axe deodorant bu anlamda çok başarılı arkadaşlar. Arkadaşımız o baştan, ben bu baştan koçlara insan için bir deodorant. Biz genelde Axe Dark Temptation kullanıyoruz. Şimdi koyunların kokusunu koçlardan almazsanız çiftleşmeyen koçlar darp ederek çiftleşen koçları öldürebiliyor. Biz bununla ilgili birçok vaka yaşadık. O yüzden ya çiftleşme sonrası koçları bir müddet o feromonlar gidene kadar ayrı bir bölmede tutmanız lazım. Ya da dediğim gibi Axe güçlü bir deodorantla spreylemeniz lazım. Evet, Axe bana para ödeyecek. Şöyle özellikle kuyruk ve penis kısımlarına sıkıyorsunuz. Koçlarımızı böyle parfümlüyoruz arkadaşlar. Erkek deodorantı, aynen. Axe Temptation. Sıkıntı yaratmaz. Burada amaç koyunlardaki feromonun çiftleşmiş koçlardan sıfırlanması, baskılanması. Normalde çiftleşmeye girerken yapmak lazım, biz çıkarken yapıyoruz. İnsan olan erkekler için çiftleşmeye girerken, erkek olan koyunlar için çiftleşmeden çıkarken. Axe Temptation. Koçlar akslanıyor. Akslanan koçları diğer koçların hışımından koruyoruz. Nereden tahmin edersin ki Axe'ın hışım koruyucu bir özelliğinin olduğunu? Hiç tahmin edemezsin. Ama bu çok önemli. Biz çok nefis koçlarımızı darptan kaybettik. Çünkü koyunla kalan koçlar bu çiftleşmeyle, kızgınlıkla birlikte salgılanan hormonları alıyor. Koçlar da bir nevi kıskanıyor. Onlarla çiftleşmeye çalışıyor. Çiftleşemeyince, dişi olmadığını anlayınca darp ediliyorlar. Koyunun kokusunu kaldırdık, iyice erkekleştirdik onları. Biz erkeğiz diyorlar şimdi. Şimdi gözlemleyelim. Bakın gelecek koçlarımız. Çiftleşmeyen koçların yanına gidiyoruz. Evet. Gelsin. Gel bakayım Rahman. Evet gel. Tekrar akslıyorum. Evet. Şimdi gözlemleyin. Koçlar katımdan çıktıktan sonra arkadaşlar çiftleşmemiş koçlarla bir araya geldiği zaman gözlemleyin. Darp olabiliyor. Darp'ı engellemeniz lazım. Zaten bu kokuyu görünce tamam, anlaşıldı, bunlar bizden diyecekler. Hatta girip o çiftleşmeyen koçlara da aynı kokuyu vererek siz aynı cinssiniz. Aynı cinsiyettesiniz. Bakın, bakın bir tanesi hemen çiftleşmeye çalıştı. Gördünüz mü? Bakalım. Şimdi gözle. Yani Axe parfümünün erkeklerin birbirine karşı olan ilgisizliğini tetiklemesi aslında sanıyorum ki Axe laboratuvarlarına da düşünülen bir şey. Ama yani insan olan erkeğin erkeğe karşı ilgisini bak, azaltıyor. Bak kavgalar başlıyor. Burada görüyor musunuz? Bakın. Bakın izleyin. Bakın ortadaki çiftleşmeden gelen. Görüyor musunuz? Ne oluyor diye kafaları karışık şu anda, değil mi? Evet, üzerlerinde kırmızı boyalılar çiftleşmeden gelenler. Dikkat aynen edin, gözlemleyin. Çok agresifleşirler. Yani dişiden gelenleri bakın hemen çiftleşmeden çıkanların üstüne atlıyorlar. Dikkat edin. Kafalarını karıştırmamız lazım. Yani ortamda da bu kokunun olması iyi bir şey. Feromonları biraz yok etmemiz lazım. Evet.
Yani hayvan kokuyla anlaşıyor aslında. Hayvan birbirini kokuyla tanıyor. Eğer kendi kokusundan değil, özellikle dişiyle bütünleşmiş bir koçu arasına alırsa agresif davranışlar sergiler. Erkek olduğunu da bilir ve çiftleşmeye yeltenip çiftleşmeyi başaramazsa agresifleşir. Bu sefer darplar başlar. İzliyoruz. Bakın filehmen hareketlerini görüyorsunuz. Çiftleşmeye alınmayanlar, tekrar söylüyorum, sırtında kırmızı olmayanlar. Bakın çiftleşme hareketleri oluyor. Niye? Çünkü dişiden geldi bu hayvanlar. İyice birbirlerine alışma. Şu koku tabii bütün şeyi alt üst ediyor hayvanlarda. Yani kokuyu baskılamanız lazım. Koku çok önemli. Koç katım hocam, koç çiftleşme öncesinde koç katım seansımız var. Evet. Aynı şekilde çiftleşme sonlandırma seansının ardından, evet, koç katım sonlandırma seansı yapsak. Evet. Koçları sadece alsak ve her geçen saytartan her geçen koça, evet, yapsak, evet, çok daha etkili çok olur. Çok önemli, evet. Bakın bir iki atladılar, sakinleşti şu anda. Evet. Aksi halde çok ciddi darp yaşanıyor. Biz en az böyle 3-4 tane hayvan kaybettik. Aksi halde aks yaramayacak. Aksi yaramayacak. Yine aralarına girebilirsiniz. Bakın sakinler şu anda. Bir iki atlama hareketi oldu. Yani şu an ortamda da bir şey baskılandı. Herkese selam.